Herkese merhabalar. Benim ismim Serkan. 25 yaşındayım. Anlatacağım olaylar ben ve katledilmiş eski sevgilimle ilgili. Bizim ilişkimiz çocukluk zamanlarında başlamıştı. Küçük yaştan beri birbirimizi çok seviyorduk. Adeta birbirimiz için yaratılmış gibiydik. Ortaokulda başlamıştı ilişkimiz. Burcu sınıfın en güzel kızıydı bana göre. İlk başta benden hoşlanmasa da birbirimize olan sıkı bağlarımız sonucunda artık beni sevmeye başlamıştı. Gittikçe güzelleşiyordu. Ona karşı aşkım fazlalaşıyor. Ondan başka kimseyi gözüm görmüyordu. Asla onu aldatmamıştım. O da beni aldatmamıştı. Ama kim bilirdi ileride onu ve beni lanet bir hayatın beklediğini. Hala bu travmayı atlatabilmiş değilim. Bunları kağıda dökerken bile yaşadıklarım aklıma geliyor. Psikolojimi bozmaya devam ediyor. Ortaokulun ardından lise hayatımız başlamıştı. O çalışkan bir kızdı. Bense müzikle uğraşıyordum. Müzik Burcu'dan sonra en sevdiğim şeylerden biriydi. Bu sanatı çok seviyordum gerçekten. Kim sevmez ki. Ben konservatuvarı kazanmıştım. O da edebiyat öğretmenliğini kazanmıştı. 4 yılın ardından ikimiz de üniversiteyi kazanmıştık. Her şey üniversite yıllarımızda başlamıştı. Burcu bana karşı artık tuhaftı. Ona karşı kötü hiçbir şey yapmamıştım. O istemsizce benden uzaklaşıyordu ve bu beni gerçekten üzüyordu. Ne olduğunu bana anlatsa belki ona yardımcı olabilirdim. Üniversiteyi bitirmiştik. İkimiz de çalışıyorduk artık. Kredi çekerek ikimiz de ev almıştık. Burcu giderek garipleşiyordu. Bazen onu gördüğüm zaman sanki bütün gece uyumamış gibiydi. Gözlerinin altı mosmordu hep. Bir gün dayanamadım ve meraklanıp evine gitmeye başladım. Eve varmıştım ama kapıyı açan yoktu. Burcu bir müstakil evde yaşıyordu. Telefonumu cebimden çıkartıp onu aramaya başlamıştım. Telefonu kapalıydı. Şaşırmıştım. Çünkü Burcu hiç böyle yapmazdı. Ortadan neden kaybolmak istesin ki? Korkmuştum. Zaten durumu hiç iyiye gitmiyordu. Ne yapacağımı bilmeden saatlerce onu kapının önünde bekledim. Bir süre sonra içeriden gelen bağırma sesini duydum. Bu Burcu'nun sesiydi. Burcu diyerek ona bağırıyor. Aynı anda kapıyı tekmeliyordum. Kapıyı kıramıyordum ama. Sonunda tüm gücümü toplayıp tekrardan kapıya tekme atıp kapıyı ortadan ikiye ayırdım. Burcu boynunda birip yerde hareketsiz duruyordu. Hemen yanına koşup boynundaki ipi çıkarıp nabzını yokladım. Nefes alıyordu. Ambulansı aradım hızla. Bir yandan onu ayıltmaya çalışıyor. Bir yandan da burada ne olup bittiğini düşünüyordum. Bir süre sonra Burcu hafiften ayılır gibi oldu. Burcu canım, iyi misin? Beni duyabiliyor musun? Birdenbire çığlıklar atmaya başladı. Onun bu halini görünce ben de korkmaya başlamıştım. Kendine zarar vermeye çalışıyor. Onu zapt etmek için elimden geleni yapıyordum. Ambulansın geldiğini fark ettim. İçeriye bir erkek, bir kadın, iki hemşire, sedye ile birlikte içeri koşuyorlardı. Onların yardımıyla da Burcu'yu sedyeye yatırıp ambulansa taşıdık. Hastane ve Burcu'nun evinin mesafesi çok yoktu. Hızlıca varmıştık. Burcu ayıktı ama ambulanstan beri ağzından kanlar akıyordu. Hayretler içerisindeydim. Aradan 20 ila 30 dakika gibi bir zaman geçmişti. Doktorlar müdahale odasından sedye ile çıkıp Burcu'yu tomografi çektirmeye götürmüşlerdi. Ona bir şey olmasından çok korkuyor. Ne yapacağımı bilmiyordum. İçeriden bir doktor daha çıkıp yanıma geldi. Burcu Hanım'ın yakını siz misiniz? Evet benim. Durumu nasıl? Lütfen iyi bir şey söyleyin. Merak etmeyin. Kendisi iyi durumda. Neler geldi başına biliyor musunuz? Sizi hastanın yanında görmüşler. Evet, onu ziyarete gitmiştim. Ama kapıyı açmamıştı. Bir süre bekledim. Çığlık seslerini duydum. Sonra da kapıyı kırmaya başladım. İçeri girdiğim zaman boynunda birip öylece yerde hareketsiz yatıyordu. Etrafta kimseler yoktu. Büyük ihtimal kaçmışlardı. Doktor sıkkın bir ifadeyle, Serkan Bey, size açık olayım. Bu tür vakalarla daha önceden de karşılaştık. Hasta kendi içine kapanıp hayattan uzaklaşıyor. Etrafındaki hiç kimseyi görmek istemiyor, doğru mu? Evet diyerek kafa salladım. İşte tam da bahsettiğim nokta bu. Hasta kendi kendine kurgular kurmaya başlayıp hiç kimseyi görmek istemez. Peki neden hocam? Çünkü ya şizofren hastalığı başlar ya da Anadolu'daki tabirle olağanüstü varlıkların hikmeti olabilir. En iyisi kendisiyle görüşün ama onu sarsmadan. Kafam o an çok karışmıştı. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Ben konuşup size olan biteni anlatacağım. Doktor yanımdan yavaşça uzaklaştı. Onu çok mu sıkmıştım? Hayır hayır. Bu benim hatam değildi kesinlikle. Ben ona karşı ilgimi artırdıkça o benden uzaklaşıyor, beni görmek istemiyordu. Ama neden bu hale düştü? Kafamda bir ton düşünce vardı. Bir hemşire yanıma doğru yaklaşıyordu. Gözünüz aydın, hastamız uyandı. Nerede? Görebilir miyim?
Tabii ki görebilirsiniz. Buyurun, beni takip edin. Size kaldığı odayı göstereyim. Hemşirenin peşinden ben de yürümeye başladım. Merdivenlerden çıkıp üst kata vardık. 147 nolu odaya doğru yönelip kapıdan içeri girdik. Burcu öylece yukarı doğru bakıyor. Bitkin bir haldeydi. Yanına gidip elini tuttum. Canım iyi misin? Burcu bitkin bir sesle. Serkan, ne oldu bana? Merak etme canım, güvendesin. Ben varım yanında. Serkan özür dilerim. Lütfen beni affet. Bir an şaşırarak öylece durdum. Beni affet Serkan. Böyle olmasını ben istemezdim. Endişelenmeye başladım. Neden özür diliyordu? Neden af diliyordu ki benden? O bana hiçbir şey yapmamıştı oysa ki. Neden özür diliyorsun Burcu? Sen beni üzecek hiçbir şey yapmadın ki. Ben seni üzecek bir şey mi yaptım istemeyerek? Hayır Serkan. Bana aşıklar. Bana yaklaşma. Hemen git buradan lütfen. Sana zarar verecekler. Lütfen git. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı Burcu'nun. Gittikçe ağlaması çoğalıyordu. Kim sana aşık oldu? Söyle bana ismini. Onlar Serkan. Onlar bana aşık oldular. İçime birdenbire titreme girdi. İrkilerek ayağa kalktım. Tekrardan aynı soruyu sormuştum. Kim sana aşık oldu? Kim canım? Gözlerim Burcu'nun gözüne odaklanmıştı. Göz bebekleri hiç kıpırdamıyor. Öylece sabitti. Aniden gözleri kırmızıya dönüştü. Bağırarak üstüme atladı. Cin! Yere düşmüştüm. Hızlıca kendimi toparlayıp ayağa kalktım. Burcu biraz önceki gibi yatağında uzanıyordu. Şaşkınlıkla bir süre ona baka durdum. İçeri bir hemşire girmişti. Burcu Hanım iyi misiniz? Burcu uyuyordu. Ama bu nasıl olur? Daha biraz önce konuşuyorduk. Nasıl birdenbire uykuya daldı? Hemşire tansiyon aletini Burcu'nun koluna bağlayıp tansiyonunu ölçmeye başladı. Aradan 4-5 saat gibi bir süre geçti. Burcu'yu taburcu ettiler. Tek kalmaması için ben de onunla birlikte onun evine gitmiştim. Hava soğuktu. Dışarıya çıkıp odun toplamam gerekiyordu. Burcu ben odun toplayacağım. Tamam olur dedi yorgun bir ses tonuyla. Dışarı çıkıp ağaçlıkların bulunduğu bölgeye geldim. Zaten evin yakınında fazlasıyla büyük odunlar, ağaç dalları vardı. Yanıma bir torba almıştım topladıklarımı içine doldurmak için. Yorulmuştum. Biraz ağaç dalları, kuru odun parçalarını torbaya attıktan sonra hızlıca eve doğru koşmaya başladım. Üşümüştüm. Kapı aralıktı. Ben kapıyı tam kapatmıştım oysa ki. Yavaşça içeriye doğru ilerledim. Burcu diye seslenmeye başladım. Burcu neredesin? Odaların hiçbirinde yoktu. Tekrardan en son uzandığı odaya girdim. Dışarıdan bir ses Serkan diye bağırıyordu. Bu Burcu'nun sesiydi. Hemen dışarı koştum. Ama ses kesilmişti. Ona seslenmeye başladım. Burcu, neredesin? Ses ver. Tekrardan Burcu'nun sesini duydum. Evin arka tarafından geliyordu. Sesin geldiği tarafa doğru koşmaya başladım. Burcu yerde öylece duruyordu. Elleri kanıyordu. Kucaklayıp içeriye taşımaya başladım. Burcu ağlıyordu. Onu sakinleştirmeye çalışsam da hiçbir işe yaramıyordu. Sobayı yakıp bir güzel ısınmıştık. Yemek söylemiştim. Burcu bir şey yemeyince ben de yememiştim. Burcu benim tanıdığım bir hoca var. Bizim eski mahallede cami hocasıydı. Ona bir görünsek olur mu? Hayır, sen bu işe karışma. Ben istiyorlar. Sana zarar verecekler. Sakin ol. Bunun üstesinden gelebiliriz. Telefonumu alıp rehberden Muhammed Hoca'yı aramaya başladım. Alo, selamünaleyküm hocam. Ben Serkan. Aleykümselam Serkan oğlum, nasılsın? Hamdolsun hocam, iyiyim. Fakat başımızda bir felaket var. Aklıma sizden başka kimse gelmedi. Lütfen bize yardım et hocam. Olsun oğlum, dinliyorum. Hocam, Burcu'yu biliyorsunuz. Bu birkaç gündür çok tuhaflaştı. Kendini iple asmaya çalışmalar falan. Derken bir güzel hocaya yaşadıklarımızı anlattım. Burcu kızımıza musallat olmuşlar oğlum. Siz bana ev adresinizi verin. Yarın gelip bir bakayım. Allah'ın izniyle başınızdan salarız bu dertleri. Adresi söyledikten sonra kapattım telefonu. Burcu uyumuştu. Suratı bembeyazdı. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Bu benim. Gerçekten canım sıkıyordu. İçeriden cam gibi bir şeyin kırılma sesini duydum. İrkilerek sesin olduğu odaya doğru yürüdüm. Kapısı kapalı bir odaya girmiştim. İçeride arkası dönük bir erkek silüeti vardı. Öylece olduğum yerde dona kaldım. Silüetin elinde benim fotoğrafım bulunuyordu. Fotoğraftaki benim yüzüm değişiyor. Fotoğraf kıpırdıyordu adeta. Kafasını bana doğru döndürdü. Arkası hala bana dönüktü. Bir insan nasıl kafasını bu kadar çok döndürebiliyordu ki? Hayır Serkan, oğlum deliriyorsun sanırım. Kırmızı gözleriyle bana doğru bakıyordu o şey. Gözlerinin üstü çürümüş, dişleri sapsarı, öylece bana bakıyordu. Ey sen çamur, ondan uzaklaşmazsan anlaşmaların hiçbirine uymam. Sana düşünemeyeceğin kadar zarar veririm.
Kendime geldiğim zaman başımda burcu vardı. Acaba gördüklerim gerçek miydi? Serkan sana git buradan dedim. Sana zarar verecek o. Sakin ol. Yarın hoca bize yardım etmeye gelecek. İkimiz de bütün gece uyuyamamıştık. Gecemizi hep kahve içerek geçirdik. Bu olanlara inanamıyordum çünkü. Sabaha doğru uyuyakalmışız. Kapının çalmasıyla birlikte ikimiz de uyanmıştık. Muhammed hocaydı gelen. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan oğlum. Burcu kahvaltı hazırlamış. Bir güzel karnımızı doyurmuştuk. Bu yaşadıklarının çok önceden beri olduğunu, başından geçen her şeyi bir bir hocaya anlattı. Hoca şaşırmıştı. Kızım, neden daha önce birinden yardım istemedin? Umarım geç kalmamışızdır. Hocam, neden geç kalalım ki? Serkan oğlum, bazen bu ifritler kafasına taktı mı kurtulması zordur. Ama sabah ezanına doğru bu ifriti çağırıp konuşacağım. Eğer istediklerimizi kabul etmezse onu orada öldüreceğim. Hocam, tehlikeli değil mi? Tehlikeli evladım ama yapacak bir şey yok. Ya Burcu'dan vazgeçeceğiz ya da bu riski göze alacağız. Sen hangisini seçerdin? Tamam hocam, ne gerekiyorsa lütfen yap da bizi bu çileden, bu beladan kurtar. Bana bir kağıt, bir de kalem ver. Sana bir liste çıkaracağım. Git onları al bana. Tamam hocam. İçeriden bir kağıt ve bir kalem getirip hocaya vermişti Burcu. Hoca epey düşündükten sonra yavaş yavaş kağıda istediklerini yazıp bana verdi. Gidip hocanın istediklerini alıp akşam yemeği içinde bir restoranda yemek yaptırıp paket alıp eve geçmiştim. Eve geldiğim zaman hoca uyuyordu. Burcu ise etrafı temizlemeye çalışıyordu. Canım sen yorgunsun. Bırak ben temizlerim. Gerek yok Serkan. Zaten az bir şey kaldı. Birazdan biter. Sen sofrayı kurup hoca uyandır istersen. Acıkmıştır hoca. Tamam, bak fazla kendini yorma. Sofrayı salona hazırlayıp sobaya biraz odun atmıştım. Sonra da Muhammed hocayı uyandırıp hep birlikte bir güzel akşam yemeğimizi yemiştik. Kesene bereket Serkan evladım. Afiyet olsun hocam. Oğlum, bu gece derin bir uyku alsın herkes. Sabah ezanından önce erkenden işe başlarız Allah'ın izniyle. Hoca haklıydı. Bu yaşadığımız olay en başta Burcu olmak üzere ikimiz de yormuştu. Hoca telefonundan bir arama yaptı. Konuştu, daha ilimli bir hocaydı sanırsam. Konuşmayı bitirip bana doğru dönerek, evladım, benim ilmim ve gücüm bunları aşmaya yetmez. Tanıdığım bir hüddam var. Allah'ın izniyle işimizi çözecek. Zamanında yanında biraz eğitim almıştım, lakin pek yeterli değil. Sorun değil hocam. Şu beladan başımızı kurtaralım, bana yeter. Tamam diyerek hocanın yanından ayrılıp öteki odaya gidip uzandım. Birdenbire etrafın görüntüsü değişmişti. Evde değildim. Bir uçurumun başında ellerim ve ayaklarım bağlı, uzanıktım. Hemen ileride Burcu uçuruma doğru yürüyordu. Bir şeyler yapmalıydım ama yapamıyordum. Ayağa kalkamıyor, hareket edemiyordum. Kafam ve gözlerim Burcu'ya dönük öylece onu izliyordum. Uçurumu fark etmiyor muydu? Hayır, bu olamaz. Burcu diye sesleniyordum ama beni duymuyordu. Gittikçe uçuruma yaklaşıyordu. Tekrardan görüntü değişti. Bu sefer ellerim ve bacaklarım bağlı değildi. Hemen kendimi toparlayıp onu durdurmak için yanına koştum. Yüzü bana dönük değildi. Burcu duyuyor musun beni? Bana doğru yüzünü çevirdi. O Burcu değildi. Kıpkırmızı gözleri, sapsarı dişleriyle bana pis pis gülüyordu. Uçurum tam arkamdaydı. Üzerime doğru atıldı. Geri gitmeye çalıştım ama uçurumun olduğunu unutmuştum. Düşüyordum. Vücudum kaskat olmuş. Sadece düşüyordum. Birdenbire kulaklarımdan dualar işitmeye başladım. Muhammed Hoca'nın sesini duyuyor gibiydim. Kendime gelmiştim. Yanımda Muhammed Hoca Kur'an okuyordu. Benim kendime geldiğimi fark edip okumayı kesti. İyi misin evladım? Hocam iyi değilim. Neler oluyor? Seni korkutmaya çalışıyorlar. Endişelenme, şimdi iyisin. Sabah ezanına bir saat vardı. Kapı çaldı. Tam ayaklanıp bakmaya gidecektim ki Muhammed Hoca benden önce ayağa kalkıp kapıya doğru yürüdü. Birkaç şey okuduktan hemen sonra kapı yavaşça açıldı. Kapının önünde 60'lı yaşlarında uzun, sakallı, esmer biri vardı. Yorulduğu çok belliydi. Muhammed Hoca gülümseyerek hoş geldiniz Eşref Hocam. Buyurun geçebilirsiniz. Hoş bulduk kardeşim deyip içeri geçtiler. Hemen işe başlamalıyız hocam. Sizin de bildiğiniz gibi sabah ezanından önce yapmalıyız ki kendi evrenlerine geçiş yapmasınlar. Haklısın. Kızımızı da çağırın isterseniz. Hemen başlayalım. Ben içeri Burcu'nun yanına gittim. Hadi Burcu. İnşallah bugün biter. Serkan ben çok korkuyorum. Korkmasında haklıydı. Korkma. Söz veriyorum sana bir şey olmayacak diyerek biraz olsun ona güvence vermeye çalışmıştım. Birlikte içeri küçük bir odaya geçtik. Muhammed Hoca ve Eşref Hoca kağıtları bir şeyler yazıp masanın üstüne koyuyorlardı. İçerideki 4 aynayı getir dedi bana işaret yaparak. Aynaları her bir kenara yerleştirdik.
Hoca Burcu'ya dönerek, avcunu uzat kızım. Senden birkaç damla kan almamız gerek. Merak etme, canını yakmam. Burcu titreyen ellerini hocaya uzattı. Sol avcuna küçük bir kesik atıp, akan kanı bir kasenin içine döktü. Masada yazılı olan kağıtlara bakıp bir tanesini seçip yakıp kasenin içine attı. Sonra hızlıca ikisi de dualar okumaya başladılar. Eşref Hoca bize dönerek, sakın korkmayın. Ne görürseniz görün, bu çemberin içinden ayrılmayın. Bu çemberin içine giremezler. Eşref Hoca Burcu'ya doğru dönerek, bir bardağa doldurduğu sıvıyı verip içmesini istedi. İlk başta zorlansa da, direkt kafasına dikip kendisinden geçmesi bir oldu. Hocam neden bayıldı? Ben öyle istedim evladım. Onu kontrol edemeyiz. Bize saldırabilir içine girerseler. Tuhaf gelmişti bana ama ben hüttan veya bir hoca değildim. Bu yüzden bildikleri vardır diyerek susmuştum. Serkan oğlum dedi Muhammed Hoca bana bakarak. Burcu sana saldırmaya çalışabilir. Bu yüzden güvenliğimiz açısından onu bağlamamız gerek. Ne isterseniz yapalım hocam. Kabul. İnşallah bizi bu işten kurtarırsınız. Merak etme oğlum. Elimizden geleni yapacağız. Burcu'nun ellerini ve ayaklarını bağlayıp tekrardan yerime geçtim. İki hocalar da dualar okuyor. Önlerinde duran kağıtları teker teker alıp yakıp kaseye atıyordu. Küçük bir şişe çıkarıp kapağını açtı. Belli ki kaseye dökecekti. Şişenin içerisindeki sıvı çok kötü kokuyor ve siyah bir maddeydi. Sıvıyı dökerek küçük bir metal kaşık yardımıyla kaseye karıştırdı. Bir süre sonra Burcu'nun titrediğini fark ettik. Hepimiz besmele çekiyorduk. Burcu birdenbire gözlerini açtı. Değişik bir ses tonuyla Eşref Hoca'ya doğru bakıp ''Beni bırak ey Ademoğlu, senin gücün bana yetmez pis çamur.'' Eşref Hoca sinirli bir şekilde Burcu'nun yanına doğru gitmişti. ''Seni burada istersem kaç parçaya ayırırım biliyor musun? Bu Burcu değil, cin olmalıydı.'' diye geçirdim içimden. ''Benim arkamda kabile var pis çamur, bırak beni bir daha uyarmam.'' Eşref Hoca masada duran kaseyi alıp Burcu'nun üzerine biraz sıvı damlattı. Sonra ise bir kağıda bir şeyler yazarak, Arapça benzeri harfler yazıp, küçük bir iğne yardımıyla muska gibi Burcu'nun elbisesine taktı. Burcu'nun vücudu titremeye başlamıştı. Onu böyle görürken, ben parça parça oluyordum. Beni bırak pis çamur. İki hoca da yüksek sesle dualar okuyor, cinin canı yanıyordu. Bu besbelliydi. Eşref Hoca bana doğru dönerek, onu tutmamı işaret etti. Ne yaparsa yapsın sakın bırakma. Burcu'nun canını yakmıyorsun, o cinin canı yanacak. Tüm gücümle cini, yani Burcu'yu tutmaya çalışıyordum. Birdenbire odanın kapısı kırılıp içeriye dumanlar girmeye başladı. Kendimden geçmek üzereydim. Daha fazla dayanamayıp Burcu'yu bırakmıştım. Burcu ellerindeki ve ayaklarındaki ipi koparıp Muhammed ve Eşref Hoca'ya saldırdı. İkisi de bir şey yapamıyor. Sadece dua edebiliyorlardı. Birdenbire ikisinin de başı ters dönüp acı içerisinde bağırdılar. Sonrasında kolları ve bacakları ters döndü. Rüya olmalıydı bu. Burcu bunları yapmış olamazdı. Bana doğru kafasını çevirdi. Ya benim olacak ya ateşin. Benim olamadı. O zaman senin de olamaz. Masada duran kalın bıçağı boğazına gözlerimin önünde sapladı. Öylece yerde duruyorlardı. Hareketsiz ve nefes alamaz halde. Neden sadece ben kalmıştım? Bu bana verilen bir ceza mıydı? Burcu diyerek bağırıyor. Onu uyandırmaya çalışıyordum aptal gibi. Ama o çoktan ölmüştü. Bir süre sonra eve polisler geldi. Bağırtılar yan evlerden duyanlar olmuştu belli ki. Psikolojik bir rahatsızlığım olduğunu, yani kaba tabirle deli olduğum mahkeme tarafından onandı. Hapishane yerine tedavi olmam için hastaneye gönderdiler beni. Bu yaşadıklarımı ne kadar anlatsam da anlatayım, kimseler bana inanmamış, bana herkes deli diyordu. Şimdi bir hastanede hala tedavi görüyorum, yatılı şekilde değil. Haftada 4 gün gidip terapi görüyorum. Bazen Burcu rüyalarıma gelip beni mutlu ediyor. Bazen de hep senin yüzünden deyip bana rüyamda işkenceler yapıyordu. Şimdi biraz iyiyim. Uyku hapları sayesinde biraz da olsa uyuyabiliyorum. Burcu haklı mıydı? Belki de haklıydı. Belki de hiçbirimiz haksız değildik. Bu hikayeyi paylaşacağı için kanal sahibine çok teşekkür ediyorum. Hikayemi dinlediğiniz için. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.